Selamünaleyküm arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere sizlerin istekleriniz üzerine pH botu baştan sona anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Nasıl satın alırız, nasıl kurarız, nasıl yaparız? Bildiğim kadarıyla sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu like'larsak çok makbule geçer. Teşekkür ediyorum şimdiden. Hemen bildiğim kadarıyla açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Hadi bakalım başlayalım. Öncelikle ben A şahsıyım arkadaşlar. Hiçbir şekilde önceden pH bot kullanmadım. İnternet tarayıcımızı açıp Google'a pH bot yazıyoruz arkadaşlar. Zaten en üstte pH botun ki çıkacak. Lakin bizim öncelikle üyelik almamız gerekecek. Şöyle tıkladığımızda şurayı da tıklayalım. Üyelik almamız gerekecek. Bahsi geçen site bu. Bütün linkleri aşağıda bırakacağım arkadaşlar videonun. Saginup dediğinizde sizden buradan e-mail, geçerli kullanılabilecek bir e-mail olması lazım. Buradan işte name, username istiyor ve password, isim, işte soy isim ve şifre istiyor. Buraya kullanıcı adı da yazabilirsiniz. Ondan sonra create new account dediğinizde mailinize doğrulama kodu göndermek isteyecek ondan sonra. Benim üyeliğim var. Onun için yapmıyorum burada bu kısmı. Diyelim ki yaptık. Mailinize gelen kodu onayladınız. Üyeliğinizi aktive ettiniz. Tekrar buraya gelip giriş yapacaksınız logininden. Yaptıktan sonra burayı kapatıp burada işiniz bitiyor. PH Boot'un kendi sitesine girdiğimizde önce bu zamana kadar hiçbir şey satın almayacaksınız. Önce şuradan Dowland dediğinizde buradan sizden PH Bot installeri indirmenizi isteyecek. Bunu indireceksiniz, bir yere kaydedeceksiniz. Satın almak istiyorsanız PH Bot satın alacaksınız. Hemen burada yine ana sayfasında mevcut. Burada buy diyeceksiniz, satın al. Buradan üyelik açtığınız e-maili buraya iki kere, mesela örnek mail etotmail.com yazalım hemen. Bu Gmail olabilir sizin maillerinize göre. Kaç haftalık almak istiyorsanız işte 1 haftalık, 2 haftalık, 4 haftalık diye gidiyor. Buradan seçeneğinizi seçip buradan satın alma yöntemlerinden hangisi size uygunsa bu şekilde satın alacaksınız. Satın da aldık diyelim. Geçmeden süreniz otomatikmen uzatılmış olacak. Ondan sonra ne yapacağız? Account kısmını tıklayıp reset password diyeceğiz arkadaşlar. Buraya tekrar maili yapıp burayı doğrulayıp reset dediğinizde sizin mailinize şifreniz, yani PHBot'un şifresi ve ID'si gelmiş olacak. Ona da giriş yapıp devam edeceksiniz PHBot'unuza. Botumuzu aldık farz ederim. Az önce indirmiş olduğumuz installer'ı tıkladığımızda arkadaşlar buradan testing'i seçeceksiniz. Stable, sürekli güncelleme gelmeyen sabit, yani şöyle söyleyeyim, PHBot'un özelliklerinin yarı yarıya olan kısmı bu. Buna güncelleme gelmeden sürekli sabit kullanılanı bu. Buradan testing'i seçip manager, bunu isterseniz plugins, isterseniz kuracak. Bunu kurduğunuzda otomatikman bilgisayarınızı kuracak. Masa üstünüze şöyle iki tane simge gelecek arkadaşlar. Şunu silelim. Şimdi öncelikle PH bottan bunun aslında çok bir işiniz olmayacak. Bu sadece görüntü olarak kalacak masa üstünde. Öyle hani manuel ek olarak girmek istediğinizde seçeceksiniz bunu. Beyaz olan simgeyi PH bot kısa yolu. Biz sizin bütün yapacağınız iş PH botta bu menajer üzerinde arkadaşlar. Önce ilk açıldığında PH botun ID PV'sini yazmak için bu sırada size TR Sro ve genel private'lerde hangisinde çalışıyor onları da göstereceğim sizlere. Şimdi ilk önce size böyle geliş olmayacak. Önce sizden mailinize gelen kullanıcı ve şifre isteyecekler. Username ve password olarak mailinize gelen username'i ve şifreyi buraya yazacaksınız. Bağlan diyeceksiniz. Giriş yaptığında mesela 4 haftalık aldığınız için aşağıda 27 gün kaldığını söyleyecek size PHBot. Mesela burada PHBot'un en güzel özelliklerinden biri her açtığınızda kaç gün kaldığı burada yazıyor. Mesela benim 63 gün kalmış. Ondan sonra bağlan dediğinizde karşınıza şu simge çıkacak. Buradan seçmenizi isteyecek. İşte bu International Original Silk Road, bizim iSuro dediğimiz. İşte burada birkaç privating'i var. TR Suro, GameGummy'nin yapmış olduğu TR Suro serverı da bu arkadaşlar. Bu şekilde kullanış yapabileceksiniz. Ben International'ın oynadığım için International seçiyorum, devam ediyorum. Aynı ama hepsinde sistem aynı. Değişen bir şey yok. Bunu yaptıktan sonra bu şekilde burası İngilizce olacak arkadaşlar. Siz bunu Türkçe yapacaksınız. Kapatıp açtığınızda Türkçe olmuş olacak bot tamamen. Burası bitti. Bununla bir işimiz yok. Türkçe de yaptık. Okeyledik. Çıktık. Şimdi bunu kapattık diyelim. Buradan hemen menajerimize geliyoruz arkadaşlar. Tıklıyoruz menajerimizi. Sizden ilk etapta bir tane şifre isteyecek. Bakın bu şifre önemli. Menajerin S-Bot kullananlar bilir. Date-based şifresiydi. Karakterlerin şifresini vesaire görebilmek için kullanılıyordu. Burada da PHBot'ta da sizden ilk girişte bir tane kesinlikle unutmayın. Yapmamanız gereken bir şifre isteyecek. Onu girdiğiniz zaman devam edeceksiniz. Yine dil İngilizce olacak buradan. İlk açtığınızda bu arayüz şu manager eksik gösterebilir arkadaşlar. Gösterirse çarpıdan kapatıp tekrardan açın, devam edin. Ayarlar dediğinizde bu kısım size İngilizce olarak görünecek.
Buradan ikinci seçeneklerden geldiğinizde burada English yazacak. Buradan da Türkçe'ye seçiş yaptığınızda kaydet dediğinizde sizden yeniden başlatmanızı isteyecek ve yapacaksınız bu şekilde. Yaptığınızda tekrar gelelim aynı yere. Şimdi buradaki özellikler bilgisayarın özelliklerine göre. Güzel bir bilgisayarınız varsa buradaki özellikleri kısa tutabilirsiniz bu şekilde. Ama bilgisayarınız işte 4 GB RAM'li ise 6 GB RAM'li ise bunları 60.000, 90.000, 120.000 yani 18.000 yani 3 katıyla yapabilirsiniz. Zaten buradaki ayarları siz kendi sisteminize göre yapacaksınız. Mesela işte 2x oynuyorsanız IP ban yememek için tüm hesapları aynı anda aç yapabilirsiniz. Oyuna girmek için tüm hesapları bekle dediğinizde bir sonraki hesap giriş yapana kadar bu hesabı bekleyecektir. Ondan sonra vesaire vesaire bu şekilde gruplar vesaire hepsini anlatacağım bunları. Bu startup da işte başlatmadan önce 10.000 milisaniye beklet demişim ben mesela. Şurada çıkışta botları sonlandır var arkadaşlar. Bunu kesinlikle tıklamayın. Çoğu insan kapattığında menajeri hemen bütün oyundaki çarları oyundan atıyor arkadaşlar. Ben şunu tıklıyorum, kullanıyorum. Buradan benden şifreyi istiyor. Bunu kullanmayacağım için şimdi geçiyorum. Sadece bu tıklı kalıyor benden. Geri kalanların hiçbirini tıklamıyorum. Şunları kullanmayın. Yoruyor bilgisayarınızı. İşlemcinin üzerine atıyor RAM'den alıp. Kullanmayın. Burası bu şekilde. Buradan da botun izlenim klasörü otomatikmen kırıyor zaten PH bot. Şöyle yapalım. Kurulduğu yere atacak sizi direkt. Bir geri geleceksiniz. Testing'i seçip buradan PH bot olacak. Bunu seçeceksiniz arkadaşlar buraya. Minimap'te yine aynı şekilde minimap olarak indirmiş olacak şu installer. Seçeceksiniz, devam edeceksiniz manager'da. Güncellemeleri altta tıklamayı unutmayın. Devam edelim. Geldik buraya şimdi. Neden her şeyi bunun üzerinde yapacağız? Bizim bu beyaz simgeyle yani bununla işimiz olmayacak. Şimdi mesela ben kendi sistemim gibi yapayım. Mesela birinci ana karakterim. Ayrı bir stalçarı bir de bir tane de gold partim var. Onu yapmak istiyorum. Mesela ikinci gold partim diyelim arkadaşlar. Üçüncü stalçarım diyeyim. Şimdi bunların içine nasıl açacağız? Ana karakterimi tıkladığımızda bu tike dikkat etmenizi rica edeceğim. Çünkü bu seçmediğiniz zaman IP'nizi patlatıyor. Çarınız GC Planet ise GC Planet'i seçeceksiniz. Değilse hiçbir şey seçmeyeceksiniz. Joymax veya herhangi bir şeyse. Seçmeyeceksiniz, devam edeceksiniz. Buraya işte deneme 1 yazalım. Hızlı hızlı geçelim. Şu şekilde diyelim ki bir çarı kaydedeceğiz. Hemen buraya birinci ana çar diyelim. Şunları tıklamanızı rica edeceğim. Eğer çok bakmadığınız bir çarsa client mi? Client'ı başlat. Throw Silent'ı başlatıyor. Açık oluyor yani. İstediğiniz zaman açıp kapatabileceğiniz bir karakter olacak. Onun için çok kullanmadığınız stall çarıysa istediğiniz zaman Silent Mode'dan çıkarıp bakmak istediğinizde bunu kaldırmayın. Ya da işte ilk girişte oyununu görmek istiyorsunuz. İşte bir dakika sonra client mode otomatik açsın diyorsanız bunu yapabilirsiniz. Şunları da tıklayın arkadaşlar botun başlatılması için. Kaydet demeyi de unutmayın. PH botta her tıkladığınız tik şu kaydetle biter. Bunun içerisinde öyle bir şey yok. Tıkladıysanız oldu, tıklamadıysanız olmadı. Kaydet demenize gerek yok. Menajerimiz bu şekilde. İkinci bir çar açmak istediğiniz ana karakterlere kesinlikle bunu tıklamıyorsunuz. Bunu tıklıyorsunuz. Diyorsunuz ikinci ana çar diyorsunuz. Altına doğru devam ediyor. Bunlarda da aynı şekilde. Sadece ilk girişlerde buradan. Sonrası karakterleri tıklayarak. Karakterinizi kaydettiğinizde menajeri arkadaşlar her şeyi buradan yapabiliyorsunuz. Diyelim ki şu çarımız oyuna girdi bizim. Buradan ışınlatabiliyorsunuz. Return Scroll çıktırabiliyorsunuz. Buradan istediğiniz herhangi birinin ismini yazıp yanına reverse attırtabiliyorsunuz. Devam edeceğim. Buradan profil kayıtları yapıyorsunuz. Bu gereksiz bir şey. İşte buradan otomatik XYZ'yi değiştirebiliyorsunuz. Biliyorsunuz script muhabbetleri var bunda. Script'i değiştirmek için direkt buradan seçiyorsunuz. Script'i değiştirmek için direkt buraya seçip yönlendirdiği yerden seçiyorsunuz. İşte burası Trace, Shire'ye kayıtları. Shire NPC'sinin yanına gittiğinizde Shire'ye tıkladığınızda Shire'ye kayıt yapacaksınız. Bu tek tikte mesela bunda çok güzel bir şey. CTRL-A ile burada 50 tane çar olsa CTRL-A yaptığınızda hepsini seçecektir. Shire dediğinizde otomatik hepsi aynı anda kayıt oluyor. Botu durdurup botu başlatabiliyorsunuz. Client modu açmak için bunu tıkladığınızda ışından seçeneği var. Bu return scroll çekip şehre gidiyor. Tekrar bağlan derseniz eğer çarınız VIP ise ben genelde tekrar bağlanı kullanıyorum. Çünkü çarınız VIP ise 5 saniyede açıyor çarınızı. Seçeneği var. Tekrar client'i kapat dediğinizde silentless moda giriyor. Bu da işte client'i direkt ekranı açıyor, direkt kapatıyor. Buysa şu olmadığını farz edin. Göster dediğinizde şunu ekrana getiriyor. Gizle dediğinizde yok ediyor. Diyelim ki bu çarımız oyunda. Sıfırdan bir çar açtık abi. Bot önümüze geldi. Hemen otomatikmen her şey okey. Burada hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü bunların hepsini manager otomatikmen giriyor. Çarınız işte 110 level ya da 1 level fark etmez. Eğer sıfırdan başlıyorsanız otomatik yapılandırmaya gerek yok. 110 level bir çara girdiniz ve bu çar işte int nuker, spear nuker. Hemen buradan tipinden int seçiyorsunuz. Burada str, hybrid ve int var. Buradan int'i seçiyorsunuz.
aşağıdan Heyuksal'ı seçiyorsunuz. Yapılandır diyorsunuz. Buradan otomatik HP-MP'sine, ışınlanmalarına kadar her şeyi otomatikmen yapıyor. Sadece şehirde alacaklarını yapmıyor. Skill'lerine kadar ekliyor. Bilginiz olsun, bu otomatik yapılandırma Europa Char'larda da var, Chain Char'larda da var arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Az önce demiştim ya, bu profil çok işe yaramıyor. Eğer buradan herhangi bir profili kaydederseniz, örnek veriyorum, seçtiğinizde, yeni dediğinizde kaydediyorsunuz. Daha sonra onu buradan seçip yapılandır dediğinizde aynı yapılandırmayı alıyorsunuz. Burayı da geçtik arkadaşlar. Koruma kısmına gelelim. İlk başta bu şekilde oluyor. Yapılandırdığınızda otomatik bunların hepsi tıklı oluyor. Tıklı olmadığını farz edelim. Biz sıfırdan yapacağız. Ne yapacağız sıfırdan yaptığımızda? Şunları tıklayacağız abi. İşte MP ve Vigor kullanmasını istiyorsanız seçebilirsiniz. Ondan sonra kervan için can, pet için universal pil. Bunların hepsi Türkçe olduğu için bilmeyen insan bile çok az bir şey başına ağrıtmayla bunu yapabilir. Otomatik soket basma var. Mesela üzerinizdeki soketleri otomatik bastırabiliyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki benim çarım blockstone bastım, canım %60'a düşünce gibi. Tek örnek vereceğim. Bunu yapabiliyorsunuz. Işınlanma. Burada diyor ki 5 tane MP botu kalınca ışınlansın ya da MP kalınca ışınlansın. Ben genelde şu ikisini tıklıyorum. Şunları tıklıyorum. SS'de bunu tıklamanız gerekecek. Gold Party çağrınızsa bunu da tıklamanızı önereceğim. Şu sürede bağlantıyı kes diyor. Yani relok süresi arkadaşlar bu. Biliyorsunuz en son güncellemeden sonra ay sırada artık şehir dışında barlar dolmuyor. Onun için bunu kullanmıyoruz. Şehre gidip gratun çekmesi için bunu kullanıyoruz. 305 saattir arkadaşlar mavi bar süresidir. Eğer siz gold parti kasıyorsunuz bunu 470 falan yapabilirsiniz. Geri kalanları tıklamanıza gerek yok. Ölürseni tıklarsanız öldüğünde hemen ışınlanır. Bunu kaldırıp bunu tıklarsanız karşısına dakika yazdığınızda sürecektir. Buffer charlar için buralar önemli. Kasılma alanı dışında ölürsen hemen şehre dön. Bunu da tıklayın. Gold parti charlarınız için veyahut da herhangi bir için. Bunu tıklayın. Yolda boşu boşuna ölünce 10 dakika beklemesin. Burası çok önemli arkadaşlar. Saldırmadıysa Warrior, Bard, Cleric charları için bu tiki kesinlikle kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle. Çünkü bunlar atak yapmadığı için her 10 dakikada bir şehre gidip gelir. Geri kalan buradaki seçenekleri kendiniz şekillendirebilirsiniz. Buradan pet geçiyorum. Canavar. Bu dalmasını istediğiniz canavarlar. Mesela siz görev kasıyorsunuz. Sadece normal parti canavarı olmayanları dalmasını istiyorsunuz. Bunların hepsini tıklayacaksınız aşağıya. Sadece genel kalacak. Buradan geçiyorum. Şu önemsiz, bunları kullanmayın. Bunu da otomatikmen kendisi yapılandırıyor. Devili kendisi açıyor zaten. İşte bunları tıklamanıza gerek yok. Burada yazıyor. Gereksiz. Kağıtlar, işte oyunun verdiği otomatik kağıtlar. Bunları da kullandırmıyorum ben. Burası önemli. Siz açtığınızda burası şu şekilde olacak. Şöyle. Önce şunu bir kaldırıyorsunuz. Bunların ikisini de kaldırıyorsunuz. Buradan şunu tıklıyorsunuz. Sadece. İsterseniz mesela fazlalık potları sat. Buradan işte görünmez oyuncuları göster. Bunu tıkladığınızda pH potta görebiliyorsunuz arkadaşlar. Vuramasanız bile. Kendiniz incelediğinizde hangisi aklınıza yetiyorsa onu yapabilirsiniz. Bu da mesela char kasıyorsunuz. Akademi kasıyorsunuz arkadaşlar. Otomatikmen skill ve level up'lıyor. Mesela 3 kere STR'ye ver diyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bu şey buradan onu yaptırabiliyorsun. Otomatik skill ve level up oluyor çara giriş yaptığında. Öyle bir şey var. Şehir kısmına geldiğimizde stabil arkadaşlar. Buradan hangi ürünü alacaksanız yazdığınızda, enter'a bastığınızda bütün ürünler çıkıyor. İşte genellikle can, return scroll gibi şeyler oluyor. Gold partilerinizde şunu tıklamayı unutmayın. Çünkü bir yapın bunu da. Eğer adam varsa guild deposunun yanında, o da guild kasasına girmeye çalışıp bug'a sokuyor oyunları. Bilginiz olsun. Ay sırada biliyorsunuz 71 levele kadar her şey ücretsiz. Burada yazıyor zaten. Otomatik satın alıyor her şeyi. Gelelim kasılma alanına. Training place dediğimiz kısım burası. Çarımızın oyunda olduğunu farz edelim. Herhangi kasılma alanına gittiniz. Pozisyon al dediğinizde hemen buraya bir hemen XYZ koordinatı geliyor. XYZ de burada yazıyor. Oradan sonrası kolay. Menzil, işte ranch dediğimiz kısım. Toplama menzili de gold'u topla. Mesela 25 ranch'ta kasılsın lakin 50 ranch'ta toplasın gold'ları vesaire. Bu tamamen size kalmış bir şey. Keza komutu da, ama siz sadece komutu buradan değiştirin. Çünkü bu daha kolay yönü. Koşullar burada bunu kullanmıyorum. Ben onun için bilmiyorum. Onunla alakalı çok bir fikrim yok. Şunları tıklamanızı rica edeceğim. Onun harici karakter mesela pH botta bazen oluyor. Şehirde takılıyor karakterler arkadaşlar. Şehirde takıldığında mesela işte 15 saniyede bir böyle olsun. Şehir döngüsüne devam et. Mesela şehrin içinde devam, şehrin içerisinde DC yediği zaman char eğer uzak bir köşedeyse devam etmiyor. Bekliyor. Onun için bunu da tıklayın. Şehir döngüsüne devam et. Buradan Pandora ve Monster Scroll'ları otomatik açtırabiliyorsunuz. Botun bu özelliği var. pH
pH botun bu özelliği var. Ama şunu tıklamayı unutmayın. Bunu tıklamadığınız takdirde takır takır basacaktır. Buradaki seçenekleri kendiniz kafanıza göre şekillendirebilirsiniz tekrar. Çiçekleri kullanabiliyor mesela. Kasma alanına gitmezse ışından bunu da tıklayın. Takıldığı zaman şehre dönüyor tekrardan. Mesela siz istiyorsunuz ki Char oyuna girsin. Hiçbir şekilde NPC'leri dolaşmadan direkt slota gitsin. İstiyorsanız şunu tıklıyorsunuz. Direkt kasılma slotuna gidiyor. Daha yüksek eşyaları otomatik kuşanıyor. Yani üzerinize mesela itemler 9 dagger, 10 dagger'ı tam düştüğünde leveli size yetiyorsa otomatikmen üzerine giyiyor onu. Gibi gibi bu şekil yapılandırabilirsiniz. Burası skill'ler çok basit. CTRL'e alt yapıp komple seçip komple silebiliyorsunuz atak çarlar için. Ve burada skill'ler yazdığında mesela skill'in baş harfi H ise H'ye bastığınızda direkt H şekline gidiyor. H skill'lerinin arasına gidiyor. Öyle bir güzelliği var burada. Buraları okuyarak kendiniz yapılandırabilirsiniz. Şimdi gelelim buraya. Burada da yine aynı işte şampiyon, giant seçebiliyorsunuz. Buff bu önemli olan arkadaşlar. Burada sizin iki işiniz var. Genel kasılma alanında olanlar. Buraya kasılma alanında basmasını istediğiniz buffları yazacaksınız. Bir de şu komut var. Komutta kasılma slotuna giderken açması gereken genelde koşma, görünmezlik, noise tarzı şeyler bastırıyoruz çarlarımıza. Bu önemli, bunu unutmayın. Bir de mesela pH botun en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi bu. Oyuncu yakında mesela. Benim Warrior'um mesela her yanıma geldiğimde buraya Warrior'umun adını ekliyorum. Mesela deneme yazdığımda benim çarımın adı Warrior. Buraya Warrior'un adını ekleyip bu tarafa, şu boş olan kutucuğa koşma skillini seçip buraya eklediğimde Warrior her yanına geldiğinde koşma basıyor mesela. Mesela Orbit koydun, Orbit basıyor gibi düşün. En sevdiğim özelliklerinden bir tanesi benim pH botun. Diğerleri de işte mesela parti çok ölecek. Mesela buraya ekleyebilirsiniz Holy Group Recovery. Yani grup healing ekleyebilirsiniz. Bir şekilde inceleyip bakabilirsiniz. Bu partide buffları dağıtmanız gereken yer bu kısım. Saldırı kısmında bunlar. İşte burada ismi seçeceksiniz. Beyin atsın dediğinizde şunu seçeceksiniz. Ya da kaldır diyeceksiniz. Ekleyi kullanmanıza gerek yok. Tek tek isim yazıyorsunuz. Parti ayarları burada otomatik seçili kaldığı gibi kalsın. Res ayarları önemli arkadaşlar. Şu res atması gereken menzil. Bunu her zaman 100 yapın. Fazla olsun ve tüm parti üyelerini canlandırın deyin. Tüm parti üyelerini canlandırın deyin. Bu kadar. Mesela diriltme deneme limiti diyor. İsterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Mesela 5 kere denedikten sonra abi o adamı bir daha denemesin diyorsanız bir daha res atmaz gidip o adama. Res kısmı da bu şekilde. Lure kısmına gelince evet, en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de bu. Mesela S-Bot'ta her slot taşıdığımızda lure ayarlıyoruz arkadaşlar. Her slot taşıdığımızda lure ayarlamak zorunda kalıyoruz. Burada şöyle bir güzellik var. PH-Bot'ta isterseniz otomatik olarak lure yapıyor. Nasıl yapıyor bu lureyi? Yürü seçeneğinizi tıklıyorsunuz. Genelde ben hep 60 yaparım slotuna göre ama benim hep 60'tır genelde. 60 ranch'a otomatikmen gidiyor. Şunu tıklıyorsunuz. Diyorsunuz ki cleric yokken slotta dursun sadece. Bu şekilde tıkladığınızda buradan da işte Howling Chant ya da Beast Roar Warrior Lure skill'leri seçiyorsunuz abi. Bitti, bu kadar. Otomatikmen gidiyor. Bunu yükseltebilir, 70 de yapabilirsiniz canavarlar uzaktaysa. Ama çok uzatmanızı tavsiye etmem size. Çünkü çok uzağa gidip gelene kadar varıyor ölür. 60 her zaman idealdir. Yakın slottan gelsin istiyorsanız çekebilirsiniz. Bu şekilde yaptığınızda otomatik takır takır luresini yapar. Merkezde bekleme süresi 10.000 milisaniye, 8.000, 3.000. Yani slotun merkezinde clearing'in yanında kaç saniye dursun çar. Bu sizde milisaniye arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Ben genelde şu şekilde yapıyorum abi. 2500 milisaniyeye, 10.000 ya da 8.000 milisaniye yapıyorum gold partilerim için. Buradaki dediğim gibi seçenekleri de tıklayabilirsiniz. Mesela işte partide 5 kişiden fazla ölü ya da 3 kişiden ölü varsa lure dursun. İşte 5 kişiden aşağı oyuncu varsa lure yapmasın gibi. İşte GP canavar sayısı, bunlar yine sizde arkadaşlar. Burası önemsiz saldırı kaydı. İşte yaptı etti. Saldırı kısmı da bu şekilde olacak. Kafanıza takılan herhangi bir şey olduğunda yorumlar kısmında yazdığınızda ben size cevap vermeye çalışacağım. Büyük ihtimalle veririm arkadaşlar kafanıza takılan kısmı. Çünkü biraz hızlı hızlı geçeceğim. Çok detayı var. Onun için yorumlar kısmında kafanıza takıldığını benimle paylaşın. Pet'e geldiğiniz zaman burada mesela otomatikmen, kervan ayrı, toplama ayrı, fellow dediğiniz jaguar, işte kukuru, bunların burada ayarları var mesela. Sadece şehirde canlandır seçiyorum ben. İşte saldırı petini kullan vesaire vesaire, her şeyi burada, XP'si, leveli, her şeyi yazıyor burada seviyesine, ismine kadar. Basit buralar, geçiyorum. Parti kısmı burası da güzel bir şey. Seçenek. Genelde şu tikleri tıklıyoruz arkadaşlar. Tüm, yani Türkçe olduğu için siz de anlayacaksınızdır diye umuyorum. O yüzden hızlı hızlı yapılması gereken gibi yapacağım. Bunların hepsini tıklayın. XP item seçmeyi unutmayın. Diğer oyuncular başkaları oyuna parti atsın. İşte sadece kasılma alanında atsın. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunları her zaman tiklemenizi öneriyorum. Mesela parti lideri varsa abi
deneme. Buraya parti liderinin adını yazıp buraya da parti kabul etmesi gereken insanların nicklerini yazacaksınız. Şu da her zaman bakın dikkat edin. Şu olsun. Neden? Yani deneme diye açtığımız char slot'a geldiği zaman partiden çıkar. Eğer ki bu tikli olursa bu char mesela DC7 oyuna girene kadar bu char sürekli bu tikliyken oyuna girip çıkar. Onun için her zaman parti ayarlarınızı bu şekilde tutun arkadaşlar. Kimle partiye girmek istiyorsanız adını buraya yazın, otomatik kabul edecektir. Bu kısım bu şekilde. Şu tiklere ve şu ota item XP deneyim paylaşımı seçmeyi unutmayın. Arama kısmına gelince de burada da otomatik parçayı güncellettiriyorsunuz. Diyorsunuz ki deneme parti from. Bunu yazdığınızda otomatik burada level aralığı olacak. Bunu siz belirlerseniz mesela 131 üzeri gelsin istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Parti listesi. Bu da en güzellerinden bir tanesi. Tıkladığınız zaman hemen önünüze böyle bir beyaz ekran sayfa açılıyor. Orada parti no'larıyla bulabiliyorsunuz. Ya da siz diyorsunuz ki ben akademi kasacağım abi. Bu char oyuna girer girmez. Hemen buraya yazıyorsunuz. Akademi char. Örnek veriyorum ana char'ın partisine girmesini, kastığınız char'ın partisine girmesini istediğiniz. Buysa buraya char nick'i yazdığınızda otomatikmen o oyuncunun partisi fromlandığı an böyle saniyesinde partiye giriyor. Diyelim ki siz parti no'una göre girmek istiyorsunuz. Buraya yazdığınızda parti no'unu. Katıl dediğinizde hemen partiye başvuru yollayacaktır. Veyahut da başlığa göre katıl. Şudur parti arama kısmında. Taksi kısmı çok kullanılmıyor. İşte otomatik taksi yapmak istiyorsunuz mesela. İşte taksi mesajı şu şekilde, şu şekilde, işte ücret gibi gibi. Buradan hani önceden kağıtlara yazılırdı ya. Burayı bu şekilde kullanabilirsiniz. Birlik partisi şu şekilde en altı seçiyorsun. İşte sadece sen birlik master olmak istiyorsan birlik partisini davet eti tıklayacaksın. Kimseninkini kabul etmesin. Ya da bunu yaparsan kimin attığı belli değil. Buraya kabul etmesi gereken nickleri yazacaksınız. Buraya da davet etmesi gereken nickleri yazacaksınız arkadaşlar. Bu kadar basit burası. Toplama filtresi bakın burası çok önemli PHBot'ta. Çünkü dresinize kadar çıkarıp satar arkadaşlar. Elinizdeki silaha kadar çıkarıp satar satı ayarlarsanız. Onun için burası çok önemli. Burayı çok dikkatli dinlemenizi rica edeceğim. Şu önce şu iki kısmı anlatıp tekrar buraya geri geleceğim. Ayarlar. Genelde şu dördü kullanılır. Şunu tıkladığınız anda eğer açmak istemediğiniz pet varsa açar onu. Bilginiz olsun. Şu şekilde dördünü tıklediğinizde bütün eşyaları, partiyi, sizin seçmiş olduğunuz eşyaları toplayacaktır. Hiçbir şey toplamak istemiyorsanız şunu tıkladığınızda hiçbir şey toplamaz. Gold Party charlarınızdaysa şu şekilde bir sistem yapıyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki 3. 3M'nin fazlasındaki gold'u guild deposuna bırak diyorsunuz. Şunu tıkladığınızda. Şunu tıkladığınızda 3M'nin altından mesela 2.5M altın varsa gider guild deposundan 500M daha alır. Bu şekilde buralar. Depodan altın al dediğin kendi deposu. Yanlış anlamayın. Burası guild deposu. Bu da kendi deposuna altın aktarmadır. Bunları kullanmayın ya da kendi deposunda biriktirmek istiyorsanız kullanabilirsiniz. Size kalmış tamamen. Gelelim bahsettiğim yere. Şimdi burada ben genelde şunları yapıyorum. Önce altın değil. Şu şekil yapıyorum ben. Gold yazıyorum arkadaşlar buraya. Gold yazdığımda oyunda olmadığımız için çıkmıyor. Hemen burada 3 tane altın çıkıyor. Onları seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Topla. Pet ile topla. Karakter ile topla diyorum. Onun harici buraya eşyalara geldiğinizde arkadaşlar burada Çin, Europe, Sosun aklınıza ne geliyorsa her şey var. Dress, avatar, kervan bunları 3. anlatacağım. Hepsini dediğinizde bütün her şey çıkacaktır. Bence bu şekilde yapın. Ben öyle yapıyorum çünkü. Buradan derecesine kadar seçebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu şekilde hepsi yazdığınızda bir 15-20 saniye kasma olacak yükleyene kadar. Hepsi çıktığınızda birini tıklayıp CTRL A dediğinizde hepsi mavi şekilde seçilecek arkadaşlar. Sağ tıklayıp topla, pet ile topla, sat, depoya aktar. İstediğiniz kendi yapmak istediğinizi seçin komple bir seferde. Satmasın için. Ben hepsini sat yapıyorum önce. Ondan sonra geliyorum buraya tek tek. Mesela Rare, Legend, her şey 14-15 Dagger bu soslarda oluyor. Her şey bunun içerisinde oluyor. Burayı tıkladığımda tekrardan CTRL A yapıyorum. İtemler geldiği zaman ekrana sağ tıklıyorum. Satma. Depoya aktarma. Yani sadece topla tikli kalacak. Aynı sisteme kervan itemlerinde. Jöp itemleriniz de buraya dahil çünkü. Bilginiz olsun. Kervan itemlerinde de aynısını yapacaksınız. Sadece topla işaretli kalacak. Burada çarpı şeklinde mesela topla işaretli olduğunda karşısında çarpı oluyor böyle. Satın karşısında oluyor. Depolanın karşısında oluyor. Anlayacaksınız siz o arayüzü gördüğünüzde. Keşke öyle yapsaydım ama artık buraya kadar geldim. Kusura bakmayın bu açıdan. Yani her şey Türkçe olduğu için sadece kafanızı rahat bir şekilde yavaş yavaş anlayarak yapmaya yorun. Kendi iyiliğiniz için kervan ve avatar. Bunların hepsini tek tek yapıyorsunuz arkadaşlar. Satma olacak. Sat demeyeceksiniz. Satma işaretli kalacak. Bunun altında çarpı olmayacak bilginize. Sonra demeyin abi senin yüzüne kaybettim. Senin yüzüne oldu. Geri kalan antin kuntin bütün itemleri satacak.
gold getirmesi gereken bu gold partiler için kullanmamız aktif gereken bütün her şey bunlar arkadaşlar. Şimdi gelelim görev. Görev kısmını ben yapmadığım için bilmiyorum. Bunda PH butu görevde kullanmadım hiç. Lakin deneme amaçlı birkaç tane denedim. Görevi bulduğunuzda burası sizin Q'da, oyun ekranında Q içerisinde bulunan görevlerin adı oluyor. Burada da olduğu zaman çıkıyor. Mesela buraya işte Shackle görevi yazdığımız zaman burada çıktığında ekliyorsunuz arkadaşlar. Eklediğinizde buraya geliyor. Ona otomatik koordinat seçebiliyorsunuz. Oyunun kendi belirlediği otomatik koordinatlar var. Yani bu Mirror ve Mirror'da da geçerli olduğunu düşünüyorum. Kavim Fire Temple'da şüpheliyim ama bilginiz olsun. Buraya atlayacağım, kusura bakmayın. Çok net bilgim yok. Kafanızı karıştırmak istemem. Ama KV ve Fire Temple dışında her yere otomatik script var diye biliyorum burada ben. Bilginiz olsun. Şurada atladığımız bir şey var. Buraya döneceğim. Hemen bunu anlatacağım size. Burada mesela pozisyon al deyip bir ekran oluşturmuştuk kasılma alanımızı, X, Y, Z'mizi. Kendi çizdiğimiz script'i buraya ekleyebiliyoruz. Lakin Fire Temple ve KV'ler dışında her yere otomatikmen gidiyor arkadaşlar bot. Her yere. Otomatik gidiyor yani S-Bot'taki gibi. Şimdi siz buradan pozisyon aldınız slotunuza gidip ama Çarşehir'de takıldı. Karakter sıkıştı yazdı. Ne yapacaksınız? X, Y, Z aldığınız noktanın 2-3 adım yanına gidip oradan pozisyon al diyeceksiniz. O şekilde devam edeceksiniz. Peki şu oluştur ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu sizin script çizmenize yarıyor. Oluştur. Ben bu bazı kısımları yine böyle part part yapacağım arkadaşlar kısa kısa. Herhangi bir açık karakterle mağdur olmamanız için onları da göstereceğim size arkadaşlar. Çünkü böyle etik olmadı çok. Ben de farkındayım. Tekrar kusura bakmayın bu konu yüzünden. Göreceksiniz orada her şeyi. Devam ediyorum abi. Nerede kalmıştık? Görevi burada yanınızdaki oyuncuları gösteriyor. Tıkladığınız zaman setine üzerinde ne var ne yok her şeyi gösterebilir. Bilginiz olsun. Buradan yanındaki oyuncuları, mesela buradan oyuncuyu seçtiniz ya da yanınızdaki oyuncuyu buradan listeleniyor, çıkıyor. Seçtiğinizde ismini başlat dediğinizde onu takip edecektir. Dibinden ayrılmaz. Mesela canavara saldırsın takip ediyorken, buff atsın, parti buff atsın, altınları toplasın gibi gibi, işte ha, onun gittiği yerlerden gitsin tikleri var. Bunlar yine dediğim gibi size kalmış şeyler. Guild içerisindeki adamları görebiliyorsun. Guild davetlerini mesela Charsilient'teyken, kapalıyken her şeyi yapabiliyorsun diyebilirim bu botta. Charsilient'teyken şunu tıkladığınızda adam yanınıza gelip size guild attığında buradan direkt guild'e girebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela yanınızdaki adamların levelini buradan yazıp davet attırabiliyorsunuz. Otomatik guild daveti var gibi. Bildiriyi göster, guild'deki bildiri arkadaşlar onu gösteriyor. Burası da bu şekilde. Akademi, bu en çok merak edilen lerden bir tanesi akademi. Birçok özelliği var akademinin PH botta ve en güzeli diyebilirim akademi kasarken. Lakin ben şunu bilmiyorum. Bu eklentilerden işte sıfırdan çar açıp nick koyup otomatik girip slota girip bunu bilmiyorum. Kendim açtım 5 tane çar. Şunu yapıyorum mesela ben. Arama kısmına geliyorum. Seçenekler kısmında sadece otomatik mezun ol tıkla arkadaşlar. Bu 40 level olur olmaz çıkar akademiden. Ben burayı, o bahsettiğim eklentiler kısmını bilmediğim için buraya herhangi bir şey eklemiyorum. Direkt buraya geçiyorum. Mesela Niki veyahut da hani hangi çarın akademisine girsin, Niki'ni buraya yazıyorum. Katıl dediğimde otomatikmen oraya davet gönderiyor. Bilginiz olsun. Ya da şu bu botumuz ana çar. Ana çar olacak arkadaşlar mesela. Akademi çar diyelim. Otomatik fromlasın partimizi bu şekilde. Çırak arayacağız biz sadece. Dediğimizde bu otomatik sürekli L'deki akademi reformu fromlayacaktır. Diğer çarlardan da işte bu çarın ismi akademi desek. Akademi dediğimizde otomatikmen o akademi kasan ana karakteri otomatik parti yollayacaktır arkadaşlar. Bu da aynı parti sistemindeki gibi bir nevi. Buraya akademi partini onu yazdığımızda katıl dediğimizde gidecektir direkt. Akademi kısmı. Ben bu şekilde biliyorum PH botu. Diğer şekilde bilmediğimi her zaman açıklamıştım. Onun için bilmediğim kadarına hiç burnumu sokmak istemiyorum. Devam edeceğim. Şimdi bu da en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi Envanter. Bu Envanter kısmına gelip yenile dediğimizde sayfamızda ne var ne yok, gold'umuza kadar, slotumuzdan kaç tanesi dolu kaç tane boşuna kadar her şeyi gösteriyor. Burada avatarımızı, burada job kıyafetlerimizi, burada job çantamızı, işte pet, kervan, her şeyi görebiliyorsunuz buradan arkadaşlar. Girip yenile dediğinizde guild kasanız, deponuz, anlatabiliyor muyum? Burada her şey var. Takas kısmı. İstekleri göster. Mesela Char Silent'ta çıkartmak istemediniz. Ahmet size dedi ki, Ahmet bana bir BB ver dedi. Tamam abi, işte Dohank silahçıya gel dediğinizde, Ahmet yanınıza geldiğinizde, yenile dediğinizde burada Ahmet'in adı çıkacak. Ahmet'in adını tıklayıp takas dediğinizde, envanterınızı yenilediğinizde ne vermek istiyorsunuz item olarak burada ismi çıkacak. Buradan tıklayıp buna tıkladığınızda takas ekranına koyacaktır. Gold vermek istiyorsanız burada görünen altın,
Seçiyorsunuz miktarını, yazıyorsunuz, kabul et, onayla veriyorsunuz. Bak çok güzel bu. Ben bu sistemi çok seviyorum çünkü kendim çok kullanıyorum bunu. Bunun harici birkaç tane daha var hoşuma giden, çok kaliteli, çok güzel olan. Takas sistemi yani burası. Exchange, oyun içerisinde exchange dediğimiz var ya, her şeyi yapabiliyorsunuz buradan arkadaşlar. Bilginiz olsun, normal oyun içerisinde job itemler takas edilmiyor. Lakin bu sistemle takas edebiliyorsunuz. Tezgah, otomatik pazar açma arkadaşlar. Hemen en başa döneceğim. Otomatik eşya yerleştir diyeceksiniz ve burası sıfırda kalacak. Sıfır olacak burası. Hemen açmasını istediğiniz için buraya sıtalım başlığı. Mesela 14 derece legend item yazdığınızda bu olacaktır. Bu da sohbet kısmı arkadaşlar. Mesela pazar açtınız, çar sürekli hani diyorsunuz ya bu işte stal çarları nasıl sürekli aynısını yazıyor, hani sürekli blokluyoruz. Buraya yazdığınız zaman mesela gel vatandaş, gel batan geminin malları derseniz sürekli chatte bunu yazacaktır. Her 10 saniyede 15 saniyede bir bot otomatikman bunu yazacaktır. Bu konsinye, bunu kullanmayın. Ben kullanmıyorum. Bunları hiç kullanmıyorum abi ben. Önermiyorum size konsinye şeyini kullanmayı burada. Inventor'da oyun içi olacak tezgah. Yenilediğinizde burada sayfanızda olan eşyalar olacak. Sağ tıklayacaksınız, tezgah diyeceksiniz, sağ tıklayacaksınız, fiyatlandıracaksınız. Botu başlat dediğinizde burada kasılma alanı seçeceksiniz. Tezgah kuracağınız yere pozisyonal deyip. Ranch önemli değil. Ondan sonra başlat dediğinizde oraya kuracaktır. Buradan fiyatlarına kadar her şeyini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Lakin fiyat belirlerken lütfen dikkatli fiyat yazın. Yoksa ne yazarsanız ona gider bilginize. Burada Shining Stone'e yaptırabiliyorsun. Black Blue Stone'e değiştirebiliyorsun. Eski sistem, bu işe yaramıyor şu an. Shining Stone'e. Burada da mesela bir eşyan var. Silahına iç stat basmak istiyorsun abi. Seçiyorsun buradan silahını. Attribute'e geliyorsun buradan. Ne iç stat, mesela biz PC Piskal basmak istiyoruz. Magical Attack. Pislopi'yi seçip %80 olana kadar başlat dediğinizde bu elinizdeki stoneler bitene kadar ya da %80 olana kadar deneyecektir. Dediğim gibi CTR Int basmak istiyorsanız buradan işte parçalamak vesaire, bunları kullanmayın buradan. Yazıyor zaten burada gerekli açıklamayı sizlere. Simya kısmı da bu şekilde. Uzmanlık, otomatik skill. Hani demiştik ki şurada otomatik up diyor CTR Int'ini diye. Kaç tane versin etsin. Bu uzmanlıkta skill up arkadaşlar. Buradan chat kısmı, sohbet, her şeyi görebiliyorsunuz. Otomatik kopyala yapıştır olabiliyor. Burada bilginize her şeyde otomatik kopyala yapıştır. Özel, tezgah içerisindeki mesaj, her şey var. Üniklerin çıkışı ve engellemek istediğiniz kişi. Ahmet beni rahatsız ediyor mesela. Hemen buraya Ahmet yazdığımda, buraya eklediğimde Ahmet'in mesajları engellenir. Harita. En güzellerinden bir tanesi arkadaşlar. Dedim ya, bir tane oyunda olan bir charla da bunu yapacağım size. Bu harita kısmına geldiğinizde burada bir oyun haritası oluyor arkadaşlar. Karakteri buradan istediğiniz her yere. Hotan'dan Fire Temple'a, Jangan'dan Konstantin'e. Her yere götürebiliyorsunuz arkadaşlar ışınlatarak. Shire Kalaş'ın dibine gidebiliyorsunuz. Guild deposuna, bankanın yanına gidip guild deposuna girip item alışverişi yapabiliyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz diyebilirim buradan. Büyük bir kısmını işiniz olan harita kısmından buradan. Unutmayın, bu artı olarak ekleyelim buraya. Çok mükemmel bir özelliği bu PH botun. Harita kısmı. Ses unik çıkışları ya da biri size saldırınca, karakter öldüğünde, işte diğer oyuncular saldırınca, şehre dönünce gibi gibi, Thief Hunter yaklaşınca, işte sos düşünce gibi. Buraya küçük 10 saniyelik ses kayıtları, farklı bir formatı var, bunu öğrenmenizi rica edeceğim. Tuş yapılandırması, kullanmıyorum ben bunu. İşte bu botu durdur, botu başlat diyor mesela. İşte buraya 1 yazarsanız 1'e bastığınızda bot duracak. 2 yazarsanız işte bot, şey özür dilerim, 1'e bastığınızda bot başlayacak, 2'ye bastığınızda duracak gibi düşünün. İşte trace, pozisyonal gibi şeyler var burada. Kullanmıyorum ben bunları. Koşullar. Şimdi gelelim koşullara. Burada bana en çok sorulan şey, hani hep bahsediyordum ya, mesela tiflik kasıyorsunuz, size Hunter yaklaştığı zaman öldürsün. Mesela sizi Ahmet kesiyor. Siz tif kasıyorsunuz, Ahmet Hunter ama sürekli gelip sizi kesiyor arkadaşlar. Ne yapmanız lazım? Buraya Ahmet'in adını yazıp Ahmet'i görünce ne yapsın bot? Mesela diyor ki kasılma alanına geldiği zaman, kasılma rengenin içine girdiği zaman, yani ismini gördüğü zaman şu. Oyuncu işte kasılma alanının içinde ya da kasılma rancının içinde gördüğünüz zaman ya da guild'deyken, mesela Ahmet'i guild'de gördünüz, otomatikman çıkmasını istiyorsunuz, aşağıdan seçiyorsunuz mesela. Mesela Ahmet kasılma alanıma girdiği zaman ben Ahmet'i kessin istiyorum çünkü o beni öldürüyor. Ben tifim. Hemen start attack. Ekle diyorum. Burada diyor ki bak, Ahmet kasılma alanına geldiği zaman saldıracak bunu. Ahmet gördüğü zaman. Ahmet'i gördüğü zaman botu durduracak. Ahmet'i gördüğü zaman trace diyecek onu. Ahmet'i gördüğü zaman lure yapacak veyahut da duracak.
İşte item toplamaya başlayacak duracak gibi. Burada birçok şey var güzel olan bunlar. Disconnect var burada, Terminated falan. Ondan sonra koş, partiden çık. İşte bir sürü özellik var arkadaşlar burada daha kurcalayabileceğiniz. Bunu genelde Tiff için kullanabilirsiniz. Ahmet geldiğinde saldırsın, beni öldürmesin dediğinizde, buraya eklediğinizde bitmiyor. Oluştur dediğinizde de burada koşullardan kontrol edebiliyorsunuz. Diyor ki bak, Ahmet ne zaman gelirse diyor onu öldüreceğim diyor burada. Eklemişsiniz burada oluşturduğunuz koşulu. Bu en çok sorulanlardan bir tanesiydi arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Anlaşılmayacak bir şey yok çünkü çok kolay. Hemen burada koşullarda. Bu şekildeydi PHBot. Eklentiler zaten plugin. Kullanmıyorum ben bunu. Bu işte otomatik akademi falan muhabbetinin olduğu yerler buralardan oluyor. Ben bilmiyorum bunu. Benim bilgim bu kadar PHBot'ta arkadaşlar. Dediğim gibi çok iyi olmadı. Lakin elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım işinizi görür. Umarım işinize yarar. Zaten bot da Türkçe olduğu için birçok şeyi kendiniz kurcaladığınızda anlayacaksınızdır. S-Bot'la kıyaslamıyorum ama PHBot benim bu zamana kadar kullandığım en güzel bot. Türkçe öğrenene kadar 3 gün 4 gün baş ağrısı çektim. Lakin şu an kafam muazzam derecede rahat. Bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz, seyrettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Dediğim gibi kafanıza takılan herhangi bir konu varsa yorumlar kısmından o kısmı yazın. Öğrenemediğiniz kısmı bana söyleyin. Ben bildiğim kadarıyla sizlere anlatmaya çalışırım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum videomuzu izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.